Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadım uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındı, dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındı. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Merhaba arkadaşlar. Şiiri dinledik. Bu güzel şiirin şairi olan Arif Nihat Asya'nın biraz hayatından, biraz şairliğinden ve bu şairliğine dayanarak farklı yazdığı şiirlerinden de örnekler sunmak suretiyle bugünkü sunumunu sorulandıracağım. Şimdi hayatına geçiş yapalım. Arif Nihat Asya'nın asıl adının Mehmet Arif olduğunu biliyoruz. 7 Şubat 1904'te Çatalca'nın İnceiz köyünde doğmuştur. Henüz 7 günlükken babasını kaybettiğini biliyoruz. Annesi ise 3 yıl sonra tekrar evleniyor. Bundan dolayı Arif Nihat Asya ile annesinin arasında biraz açık olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da şuradan anlıyoruz. Çünkü Arif Nihat Asya bundan sonraki 10 ve 15 yılını akrabalarının yanında, özellikle de halasının yanında geçiriyor. İlkokul aşamasını İstanbul'un çeşitli mekteplerinde eğitim alarak başlıyor. Bolu ve Kastamonu Sultanelerinde okudu. Mezun olunca da İstanbul'a dönüp Yüksek Öğretmen Okulu'nda edebiyat eğitimine başladı. Arif Nihat Asya yoksul bir öğrenciydi. Üniversite eğitimini sürdürebilmek maksadıyla farklı iş alanlarında çalıştığını biliyoruz. Bunlara örnek sunmak suretiyle Postane ve Anadolu Ajansı'nın İstanbul Şubesini gösterebiliriz. Edebiyat bölümünün son sınıfındayken Hatice Semiha Hanım'la evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. 1928'de öğretmenlik mesleğini icra etmek üzere Adana'ya gitti ve çeşitli okullarda 14 yıl görev yaptı. 1941 yılında ilk evliliğini sonlandıran şair, kimya öğretmeni Servet Akdoğan ile ikinci evliliğini yapmış ve bu evlilikten de bir kız, bir erkek çocuğa sahip olmuştur. Sağda görmüş olduğunuz resim, ikinci evliliğinden olan çocuğu ve ikinci evli hanımı olan Servet Akdoğan'dır. 1950'lerin başlarında milletvekili oldu. Siyasetle arasının pek iyi olmadığını biliyoruz ve siyasetle de çok uzun süre kalmayıp öğretmenliğe geri dönmüştür. Eskişehir, Ankara, Kıbrıs gibi farklı yerlerde öğretmenlik yapmıştır. Kıbrıs'ta bulunduğu yıllarda rübai türünde çok sayıda şiir kalemi almıştır. Emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye'de ve Türkiye dışında uzun süreli geziler gerçekleştirdi. Anadolu'nun çeşitli yerlerine konferanslar verdi, siyasi ve edebi toplantılara katıldı. Adana'da öldü, Ankara'da toprağa verilmiştir. Sağdaki resimde gördüğünüz üzere Arif Nihat Asya, kızı Fırat ve oğlu Murat'la Trados'larda. Peki, şimdi şairine bakacak olursak. Arif Nihat Asya'nın herkes akla geldiğinde milliyetçi ve Türkçü dünya görüşüne sahip olduğunu biliyoruz. Şiire çok küçük yaşlarda başlıyor. İstanbul'da İlkokul öğrenimi görürken sokaklarda gezerek destan satan aşıkların şiirleri onda şiire ilgiyi uyandıran metinler oluyor. Kaleme aldığı ilk şiirleri destansı manzumelerdir. Biraz daha ileri yaşlarda Kastamonu Sultaniyesi'nde öğrenciyken yazdığı şiirleri Kente Açık Göz dergisinde Arif ve Ayın Nun imzalarıyla yayınladığını biliyoruz. Bu şiirlerde ilk Türkçü şairlerden Mehmet Amin Yurdakul'un ve yanı sıra da Kastamonu'da tanıştığı Mehmet Akif'in etkisinin de görüldüğü görülüyor.
Olgunluk aşamasından geçiş döneminde kaleme aldığı şiirleri Hisar, Ötüken, Türk Yurdu, Töre, Orkun, Türk Sanatı, Çağlayan, Defne, Ayak ve diğer dergilerde de yayınlandığı görülmektedir. Peki, Arifiyet Asya, şiir ve vezin arasında kesin bir bağlantı olduğunu söylemesine rağmen belli bir vezine bağlı kalmıyor. Öncelikle aruz ölçüsüyle eserler kaleme verildi. Arif Nihat Asya, daha sonra hece ve en sonunda da serbest tekniği denediği öğreniliyor. Buradan şunu çıkartabiliriz. Arif Nihat Asya'nın geleneğe bağlı kalmadığını ve sürekli kendini güncellediği ve yenilediğini ortaya konulabilir. En çok işlediği temalar tabii ki de Arif Nihat Asya dendiğinde Türkçülük ve milliyetçilik. Ama Fetih Marşı, Bayrak, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirleri bu alanda verdiği eserlerdir. Ama sadece bu alanlarda eser vermemiştir. Şiirlerinde aşk, tabiat, memleket, çocuk, anne, aile, yolculuk, ölüm, ütopya ve şehirler gibi konulara da yer verdiği görülür. Arif Nihat Asya'nın 1950'lerden itibaren rubaiye yönelen şair çok sayıda rubai kaleme aldığı görülüyor. Böylece en çok başvurduğu nazım için rubai oluyor. Bu yönüyle Cumhuriyet döneminde Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Cemil Yeşil, Ataol Behramoğlu, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairler rubai türünde özel önem veren şairler arasında sayılıyor. Üslubuna işlediği tema evleri değiştirip uyarlayan şair, destansı şiirlerini hamasi söyleyişi, rubailerinde rindane ifade biçimini, doğal ve aile şiirlerini ise yumuşak bir üslubu benimsiyor. Burada bir parantez açmak gerekirse, bilmeyeceğinizi düşünerek hamasi söyleyişin yiğitlik, kahramanlık anlatılarını dinleyicileri etkilemek ve heyecanlandırmak maksadıyla mübalağa sanatına çok sık başvurmak suretiyle anlatılmasıdır. Rindane anlatımı ise içki, yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konuların işlenmesine rindane anlatımıdır. Eserlerine gelecek olursak, soldaki eserleri kendi hayattayken basıp yazdığı ve bastığı eserleridir. Sağdaki eserler ise ölümünden sonra Arif Nihat Asya'nın ailesinin izniyle Ötüken Neşriyatı tarafından kaleme alınan eserlerdir. Sağdaki eserlerde şöyle bir fark vardır. Arif Nihat Asya'nın yayımlanmamış, o zamana kadar yayımlanmamış eserlerinde bu eserler arasında görebilmekteyiz. Yukarıda ilk başlangıçta anlattığımız eserlere, başlangıçta aktardığımız noktalara itibaren farklı türdeki eserler kaleme aldığını söylemiştik. En fazla rubai örneği, rubai yazan şairler arasında gösterilen Arif Nihat Asya'nın tabii ki de rubai şiiri örneğini vermesek olmazdı. Mevlana, her kıtada rakkasisi var, mutribi var, her fırkadan ardınca gelen mevkibi var. İndin de yalancıdır, bu aşk ülkesinin, kim derse eğer maşrıkı var, mahribi var. Sema, taatten, ibadetten eder cezbe bizi, rindane rakıslar götürür Rabbe bizi. Pervane miyiz, şule miyiz anlamadık, biz Kabe'yi de devretmeyiz, Kabe biziz. Arif Nihat Asya'nın dediğimiz gibi farklı konularda da şiirleri vardır. Bunlardan Kanatlar şiiri ise aşk konusu ile kaleme alınmış bir eserdir. Kanatlar, yine mi kalsın, yine kalsın mı dizlerimde başım? Yine koynumda can çekişsen mi? Kim sorar ey hayat, kim düşünür ki vakit geç mi yoksa erken mi? Söyle memnun musun uzaklarda, yuvan aydın gülcüğün şen mi? Gökte kanatlar bizimdi, bilmezdik. Bu hafiflik, hafiflik kanat mı, yelken mi? Anlamaz, anlamazdık. Allah'ım, böyle yekpare can mı isten mi? Söyle memnun musun uzaklarda, yuvan aydın gülcüğün şen mi? Şiir okuduktan sonra şu aklımıza da gelebilir. Ölüm temasının da derin bir şekilde konu aldığını düşünebiliriz. Yani şairin bu şiirinde hem aşkı hem ölümü konu olabileceği akla gelmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.